Bırakmayın bunu. Çıkmayacak buradan. Verecek bunun hesabını. Baştan önce yediklerinin hesabını ver lan. Ne oluyor burada? Bu ne hal? Az önce odama gelip gırtlağıma sarıldı bu manyak müdürüm. Boyraz, doğru mu bu? Evet, doğru. Doğru söylüyor, doğru. Bununla daha işim bitmedi. Aklını başına al. Ben de akıl makıl kalmadı artık müdürüm, kalmadı. Bak atılırsın meslekten. Atmayan. İyi tamam, bunu sen istedin. Öyleyse benden günah gitti. O günah asıl benden gitti müdürüm. Asıl benden gitti. Hadi size hayırlı görevler. Ya amirim, bir dakika ya, ne oluyor? Ya amirim bir anlatın ya. O şerefsiz, onları çalışıyor. Onlar kim? Onlar lan işte. Araştıracaksınız, her adımını takip edeceksiniz. Araştırıp bulacaksınız. Ya amirim, birincisi siz az önce istifa ettiniz. İkincisi biz müdürü nasıl takip edelim? Tamam, etmeyin o zaman, etmeyin. Ya tamam, bir sakin olun, bir konuşalım. Siz niye böyle delirdiniz? Biz hiçbir şey anlamadık. Amirim sen sakat bir şey yapmadın değil mi? Tamam. Siz beni boş verin artık, tamam mı? Beni boş verin. Bundan sonra ben kendi başımayım. Tamam mı? Siz bana bulaşmayın. Yok amirim. Ne oldu bilmiyorum ama bir şey olmuş işte. Oldu evet. Oldu. Ama anlatamam. Anlatsam da aklınız almaz zaten. İhsan, herif delirmiş lan. Hangi herif lan? Lan hangi herif olacak? Poyraz. Az önce geldi benim odayı bastı. Bu kürtaj olayından sonra kaybolmuştu. Geldi gırtlağıma sarıldı. Ne işler çeviriyorsun lan falan dedi. Ya bu manyak benim peşime düşmesin lan. Ne oldu, tırstın mı müdürüm? Oğlum herifin gözü dönmüş lan. Şube müdürüne bile posta koydu. Hiç böyle görmemiştim manyağı. Boş ver. Havlayan köpek ısırmaz. Hadi sonra konuşuruz. Ne olmuş? Poyraz delirmiş. Müdüre saldırmış. Öyle mi? Çok mu öfkelenmiş? Öyle anlattı. İşte damarlarında benim kanım dolaşmaya başladı. Kaynıyor. Hissediyorum bunu. Yüzünde bir perde. İçinde öfke. Güneşin Poyraz için yavaş yavaş batmaya başladığını hissediyorum. İhsan. Ya amirim, acele karar vermeyin. Önce bir sakin olun. Ben artık sakin falan olamam Aslı. Ya tamam olmayın ama var mı yapabileceğiniz bir şey? En azından onu söyleyin. Var. Var. Ben bir doktor arıyorum. Tamam abi, güzel. Bulalım. Adı ne? Adını sana ne bilmiyorum. 40-50 yaş arasında Türkiye'de ne kadar kadın doğum uzmanı varsa hepsini bulacaksınız, tamam mı? Önce sabıkalı olanlar, tabipler odasından atılmış olanlar. Hepsini tek tek bulup listeleyip bana getireceksiniz. Gerekirse uyumayacaksınız. O adamı bulacaksınız. Tamamdır amirim. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Ne yapıyorsun sen? Gördüğün gibi toparlanıyorum. Sebep? Sen hala bilmiyor musun? Saadettin her şeyi öğrendi. Beni Songül'ün tuttuğunu biliyor. Buraya gelip beni delik deşik etmesi an meselesi. Ve hatta niye hala gelmediğini ben bile bilmiyorum. Ne diyorsun kızım, sen ciddi misin? Bir de senin abim olmadığını öğrenirse seyret o zaman. İyi de nereden, nasıl öğrenmiş? Anlatsana kızım. Selçuk bir şekilde öğrenmiş işte. Nereden, nasıl, ne önemi var? Sen söyledin değil mi? Evet, ben söyledim. Ne oldu? Ulan belası, gerizekalı. Benden bu kadar Selçuk. Otur kendi derdine yan.
Canım. Bak kaç gündür hiçbir şey yemiyorsun. Sana çorba getirdim. Hadi iç şunu. Sağ ol Songül, canım bir şey istemiyor. Tamam, ısrar etmiyorum. Ama canın isterse iç, tamam? Efendim? Sadettin her şeyi biliyor. Ne? Ya İpek salağı anlatmış. Onu senin tuttuğunu biliyor. Ya ne diyorsun? Sadettin sana hiçbir şey çaktırmadı mı? Yok. Şimdi onun aklı kardeşinde, kimseye gözü görmüyor. Allah Allah. Ben esas onun sessizliğinden korkarım zaten. Niye söylemiş ki bu salak? Yahu ne bileyim ben? Ben sizi daha sonra ararım. Görüşmek üzere. Sadettin. Songül. Bir şey mi diyeceksin? Ayşegül'ü merak ettim de. Ha. İyi. Dinleniyor aynı. Bir Hasan Yağmur'a bakayım ben. Gel beraber bakalım. Gidin. Ümrer Hanım, bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii Saadettin Bey. Ya kocam bir gidelim. Ya kocam bir gidelim. Hoppacık. Saadettin, bir beni dinle. Yok, önce sen beni bir dinleyeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.